Merhaba çocuklar herkese. İkinci dönem, ikinci matematik yazılısının hazırlık çalışması ile birlikteyiz. İlk sorumuzla hemen başlıyoruz. Bir okulda 320 tane öğrenci vardı. Bu öğrencilerin 8'de 3'ü erkektir. Kız öğrencilerin sayısı kaçtır? Bu şekilde sorularda arkadaşlar iki yöntem uygulayabiliriz. Birincisi 320'nin 8'de 3'ünü bulmaktır. 320'yi 8 parçaya ayırıp 3 parçasını almak demektir. 320 sayısını 8 parçaya ayırırken bölme işlemi yaparız. Yan yana bölme de yapabiliriz çünkü kolay bir bölme. Öncelikle 32'nin içinde 8 kaç defa var? 4 defa. Buradaki sıfırı da direkt yanına ekleyip 320'yi 8'e böldüğümüzde 40 buluruz. Peki 3 parçası erkek olduğu için bir parçayı 40 olarak düşündüğümüzde 3 parça 40 çarpı 3'ten 120 olmuş olur. Bu sayı erkeklerin sayısıdır. Peki kız öğrencilerin sayısını bulabilmek için 320'den 120 erkeği çıkarırız ve 200 tane kız öğrenciye ulaşmış oluruz. İkinci yöntemimiz daha basit. Burada da şu şekilde düşünebiliriz. Öncelikle sınıfı 8 parçaya ayırabiliriz. Hemen 8 parçaya ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, gördüğünüz gibi 5, 6, 7, 8. 8 dilimi ayırdık. Peki bu 8 dilimin tam 3 parçası kızlara aitti. Biz buraya ne diyoruz? Pardon, erkeklere aitti. Ne dedik? 3 parça erkek. O zaman kızlar kaç parça? 3 parça erkek ise, kızlar ise, yani kalan 5 parça ise kızlara ait olmuş oldu. Peki biz 8'de 3 yerine, 8'de 3'ü zaten erkekler. Kalan 8'de 5'i bulsak daha mantıklı mı? Kesinlikle. Ne yapalım o zaman biz? 320'nin 8'de 5'ini bularak kız öğrencilerin sayısına ulaşabiliriz. Yine 320'yi 8'e böldüğümüzde 40, 40'da da 5 parça olan kızları çarptığımızda 200 kız öğrenciye daha kısa bir yoldan ulaşmış oluruz. Anlamanız için, daha iyi anlayabilmeniz için şekille anlattım ama normalde şekille yapmamıza gerek yok. 8 parçanın 3'ü erkekse kalan 5 parça kız öğrencidir diyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir dikdörtgenimiz ve burada da bir karemiz var. Çevre uzunlukları arasındaki fark bize sorulmuş. Peki kenarlarla ilgili bilgilere bakalım. KL 12 birimmiş. Yani şurası 12 cm. LM ise 7 cm uzunluğunda. O zaman bu şeklimizin çevresini rahatlıkla hesaplayabiliriz. Dikdörtgenin çevresi uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarparak bulunabiliyor. Peki bulalım. 12 ile 7'yi topladık. 19. 19'u 2 ile çarptığımızda çevresini 38 cm olarak bulduk. Peki diğer şeklimizde PR doğru parçası kaç birimmiş? 13 cm'ymiş. Karenin çevresi de bir kenarı 4 ile çarparak bulunur. Neden? Çünkü tüm kenarlar birbirine eşit olduğu için. 13 ile 4'ü çarptık. Çevreyi 52 cm olarak bulduk. İki çevre arasındaki farkı bulabilmek için 52 cm'den 38 cm'yi ne yaptık? Çıkardık. 12'den 8 çıktı 4. 4'ten 3 çıktı 1. Demek ki bizim aradaki farkımız neymiş? 14 cm'ymiş. Bu sorumuzda çocuklar bir kare ve bir eşkenar üçgen var. Bilgiye bakalım hemen. Eşkenar üçgenin çevre uzunluğu ile karenin çevre uzunluğu birbirine eşittir. Karenin bir kenarı 9 ise eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Hemen ne yapalım? Karenin çevresine ulaşalım. Çünkü karenin çevresi ile yazalım buraya. Eşkenar üçgenin çevresi birbirine neymiş? Eşitmiş. Karenin bir kenarı eğer 9 santimetre ise çevresini bulmak için ne yaparız? 9 çarpı 4 eşittir 36 santimetre deriz. Peki bu 36 santimetre aynı zamanda bu eşkenar üçgenin de nesidir? Çevresidir. Eşkenar üçgenin tüm kenarları birbirine eşit olduğu için 36 santimetreyi 3 kenara ne yapıyoruz? Paylaştırıyoruz. Ve her bir kenara 12 santimetre düşüyor. Bu şekilde eşkenar üçgenin bir kenarını da bulmuş olduk. Sıradaki sorumuzda açılımı verilmiş bir küpün harflerinin karşılıklı olarak nasıl eşleşeceğini bulacağız. Şeklimizi kapatmaya çalıştığımızda 3 olduğu yerde kaldığında
2'yi ve 4'ü katladığımızda 2 ve 4'ün karşılıklı geldiğini söyleyebiliriz. Yani 4'ün karşısında 2 olması gerekiyor. Kapalı halini düşünüyoruz. Peki 2 ile 4'ü bulmuş olduk. Kapattığımızda şu 1 numaralı kapağımız 3 numaranın tam üst kısmına gelecek ve küpün kapanmasını sağlayacak. Bu nedenle 1 numarayla 3 numara da karşılıklı gelir. Aynı şekilde yan tarafları da katladığımızda 5 numarayla da 6 numara karşılıklı gelmiş oldu. Bu nedenle harfleri, daha doğrusu sayıları birbiriyle bu şekilde eşleştirmiş olduk. Aşağıdaki yapıların kaçar birim küpten oluştuğunu bulmaya çalışacağız çocuklar. Burada en önemli nokta, iyi sayabileceğimiz bir nokta belirlemek. Gördüğünüz şekillerde çatıdan yani üst kısımdan saymak mantıklı gibi görünüyor. Bakın kaç katlı olduklarına bakalım. 2 kattan 1 kat daha uzun. 3 katlı, 3 katlı, 2 katlı, 2 katlı, 2 katlı, 1 katlı, 1 katlı. Toplayalım. 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14 tane eş küpten oluşuyor. Aynı yöntemi burada da uygulayalım. 4, 3, 2, 1, 1, 1. 4, 7, 9, 10, 11, 12 küpten oluşuyor. Yine 4 katlı, 3 katlı, 2 katlı, 1 kat. Bakın şurada da bir tane küp var arada. Dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Bir tane burada, burada, önde ve yanda. 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 küp de burada var. Son şeklimiz 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Dikkatinizi çektiyse şu arada da bir tane var. Tamamı görünmeyen bir küp. Şimdi toplayabiliriz. 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane küpten oluşmuş oldu şeklimiz. Açı çeşitleriyle ilgili bir örneğimiz var. Açıların ölçülerini tahmin edeceğiz ve çeşitlerini altına yazacağız. Çocuklar, dik açının ne olduğunu biliyoruz. Bakın, buradaki çizgimizle, buradaki çizgimiz, yani ışın olarak düşünebiliriz bunu, tam bir dik açı oluşturmaktadır. Fakat burada verilen açı dik açıdan gördüğünüz gibi daha dar bir açıdır. Bu nedenle burada verilen açı dar bir açıdır. Yani 90 dereceden küçük. Yaklaşık olarak biz buradaki açıya 45 derece diyebiliriz. Yani tahmini açı olarak 45 derece olabilir. Çeşit olarak da nedir? Dar açıdır diyoruz. Buradaki açımız eğer şu şekilde olsaydı tam bir dik açı oluşturacaktı. Fakat gördüğünüz gibi açımız dik açıdan daha geniş. Yani yaklaşık olarak 100 derecelik bir açı gibi görünüyor. Bu nedenle açının çeşidi geniş açıdır. Buradaki açımız tam dik olduğu için bu aradaki açımız 90 derecedir ve çeşidi dik açıdır. Buradaki açımıza dikkat edecek olursak, hemen gösterelim isterseniz, tam ortadan şöyle bir dik ışın çekecek olursak bu kısmında dik olduğunu, bu kısmında dik olduğunu görüyoruz ve ikisi de 90 derece olduğu için bunların toplamının 180 derece olduğunu görebiliyoruz. Zaten gördüğünüz gibi iki tane 90 derecenin birleşiminden bir doğru açı oluşmuş. Bunun ismi de zaten nedir? Doğru açı diyoruz. Doğru açı tam 180 derecedir. Eğer açı buradan tamamlanmış olsaydı, yani dairesini tamamlamış olsaydı, biz o zaman da ismine tam açı ismini veriyoruz. Tam açı da çocuklar 360 derecedir. Bunu da ekstra bir bilgi olarak size belirtmiş olalım. Son örneğimizle birinci bölüm çalışmamızı tamamlayalım. Bir video daha çekeceğiz. Bu çalışmayla ilgili kalan soruları da o videomuzda birlikte çözmeye çalışacağız. Çocuklar dikkat ettiyseniz burada da tam düz devam eden bir doğru var. Bu doğrunun oluşturduğu şuradaki açının tamamı 180 derecedir. Fakat bize verilen bir 60 derece var, bir de 50 derece var. Sorulan yer ise bu aradaki boşlukta kalan açıdır. Bu iki açının toplamı 110 derecedir. Tamamı 180 derece, yani doğru açı olduğu için kalan açıyı bulmak için 180'den 110'u çıkarırız ve buradaki açımız 70 derece olur diyoruz. Bu şekilde ilk çalışmamızı tamamlıyoruz. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın.